Herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ben bir önceki bölümde Balkanları fethettikten sonra son kalan dakikalarında ise araştırma puanlarımı vermiştim. Ve gördüğünüz üzere teknolojimiz 0.68 oldu ve bu bizi burada gördüğünüz üzere birinci sıraya yerleştirdi arkadaşlar. Bu seriye verdiğiniz like'lar olsun, yorumlar olsun, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu serim bu bölümde yine aynı like'ı aynı düzeyi görür arkadaşlar. Bu bölüm şimdi yapacağımız en iyi işlem Yugoslavya ve Avusturya'yı ortadan kaldırmak olacak arkadaşlar. Daha sonrasında yani Nazi Almanya'sında birlikte olacağım, ya Sovyetlerin tarafına geçeceğim ya da Birleşik Krallığın tarafına geçeceğim. Bu bizim için bir değişken. Yani bu kim güçlüyse onun tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Ya da kim güçsüzse onun tarafına da geçebiliriz. Şimdi hedefimiz Yugoslavya Krallığını yok etmek olacak. O yüzden sağ üstten hemen turları hızlandırıp bize biraz hazinemize para biriktirmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada 3000'e adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Şurada kaldı 80 abone. Aşağıdan abone değilseniz abone olmayı, henüz videoyu beğenmediyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz ki. Ha, bu 18.00'da artık videolar atmaya başlayabilirim. Yani 17.00 değil 18.00'da atabilirim arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi Avusturya gördüm. Oo kardeşim ne oluyor? Arkadaşlar Avusturya Yugoslavya Savaşı başladı. Yugoslavya Savaşı başladığına göre ben biraz buralardan asker basayım. Hazır. Bana 450 binlik para lazım. Zaten bunlar ikisi birbiriyle savaştığı için ikisini aynı anda yıkabilirim bence. Şimdi buralara önce bir asker basıyorum. 2620. Buralardan asker basmamız biraz uzun sürecek ama buna değer bence. Bu arada tek Osmanlı İmparatorluğu kurmam istemiyorsanız Türk İmparatorluğu da kurabilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'den de Türk İmparatorluğu kurulabiliyor. Yani buraya bir tek daha şekillendirebilir, medeniyet ekleyebilirim sizler için. Hoydort serilerimiz yakın zamanda yeniden başlayacak. Oyunumda sıkıntı çıktığını zaten söylemiştim size. Ama öncelik olarak Age of Suation 2 serilerimizin hepsini düzgün bir şekilde oynamamız lazım. Çünkü ben bu 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye serisini oynadığımda yarı yolda bırakmıştım. Çünkü senaryomuz silinmişti arkadaşlar. Bu bölüm ise yani ben güzel bir şekilde oynamaya çalışacağım sizlerle birlikte. Şimdi Yugoslavya'nın etraflarına tam askerler basmamıza bence gerek yok. Onun için şuradaki şeyler bir temizlensin. Yalnız Avusturya ne yaptı ya? Avusturya yıkıldı. Abi herkes monarşiyle yönetiliyor. Ben şeyle yönetiliyorum ya. Neydi? Ekonomiyle mi ne yönetiliyorum? Neydi bakayım be. Demokrasiyle yönetiliyorum. Ne ekonomisi? Şuradan hemen arkadaşlar ilerlemeye devam. Bak şimdi buralardan düzgün bir şekilde ilerleyeceğim. Sebebi ne biliyor musunuz? Bu adama şimdi ben tam asker basmadım biliyorsunuz yani. Dağınık askerler bastım ve bu adam bir de Avusturya yuttuğu için biraz işimiz sıkıntıya girebilir. Aksi takdirde bana farklı yerlerden saldırılar düzenleyebilir. O yüzden buralardan hızlı bir şekilde askerlerimi ilerleteceğim. Burada asker yoktur ya. Benim hedefim bence burada asker yok abi anlamında. Buradan hemen hızlı bir şekilde ilerliyorum. Bernoy'u da basacağım. Güzel bir şekilde basıyorum abi, tamam mı? Dediğim gibi de oldu arkadaşlar. Avusturya ile savaşta olduğu için buradaki askerlerini bana yönlendirdi. Bu arada bildiğiniz taktikler veya farklı stratejiler varsa, oyundaki stratejiler varsa yorumlar kısmında kesinlikle yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Onları da deneriz oyunumuzda. Güzel bir şekilde ilerlemeye devam. Bundan sonra 1. Dünya Savaşı gelebilir, bilginiz olsun. Onu da size söyleyeyim. Güzel bir şekilde serilerimiz devam edecek Allah'ın izniyle. Şimdi 4066'lık bir askerim var. Bunu direkt olarak buraya Pest'e atıyorum abi, tamam mı? Pest'e gidene kadar ben buradaki Belgrad'ı hemen bir kuşatayım öncelik olarak. Belgrad düşerse işimiz kolay. Çünkü hazır buradaki Nazi Almanya'sına karşı, İtalya'ya karşı topraklarım daha da artacak. Ekonomim daha da artacağı için bence beni savunamazlar abi. Yani Nazi Almanya savunur ama diğer devletler savunamayabilir. Şuradan ilerlemeye devam. Avusturya'nın topraklarını kurtarıyorum ama Avusturya'nın topraklarını kendime alacağım, merak etmeyin abi. Şimdi ben buradan ilerliyorum ilerlemesine ama Avusturya'da bir şeyler yapması lazım. Yani onun topraklarını kurtarmak istemiyorum. Viyana'yı alıp geri ona verirsem benim için gerçekten moral kaybı olur abi. Ama adam gördüğünüz üzere yani Avusturya'nın topraklarından bana karşı savaş ilan ediyor. Bak bu ayıp. Bu gerçekten bir ayıp savaş stratejisi. O yüzden buradan hemen hızlı bir şekilde ilerlemeye devam arkadaşlar. Güzel bir şekilde ilerliyorum. Şimdi buradan sen ne yap biliyor musun? Sen buraya bir git, tamam mı? Kardeşim sen de buraya git. Bu hepiniz buraya. Güzel bir şekilde bu askerleri paylaştıracağım. Yugoslavya savaşımız çok uzun sürecek. Askerlerimiz bir yerde ölmeye başlamışlar. Neresi lan orası? Eyaletin şeyi kaynağı yok diyor. Tamam abi kaynağı olmasın. Biz sonrasında zaten basarız. Şimdi arkadaşlar ilerlemeye devam. Gördüğünüz üzere sıkıntılarımız artık yok. Yani yok denecek kadar az. Çünkü Yugoslavya kendi topraklarını kurtarma derdinde. Bu Yugoslavya savaşımız biraz uzun sürecek. Yani şimdi siz yorumlarda yazıyorsunuz ya abi. Vasallaştırma hanım, ben vasal alıp sonra ilhak ediyorum ya. Onu yapmam istemediğinizden dolayı Yugoslavya'yı hızlı bir şekilde alacağım. Ama yapabiliriz ya. 169'a gelmişiz. Bence bu kadar gelmişken bir alalım.
Zaten Yugoslavya'nın işi bitti. Avusturya'da toprakları kaldı bir tek. Onun dışında da başka bir toprağı kalmadı. %84. Hemen topraklarımıza katıyorum arkadaşlar. Vasallaştırma talep edeceğim. Daha sonrasında şöyle bir alacağım. Yalnız bu şeyde, bu yolda yalnız şeye karşı savaş da ilan edebileceğiz. Avusturya'ya karşı. Dikkatli ve temkinli oynamamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bitti savaşımız. Şimdi bu Avusturya bana karşı savaş ilan edecek. Yani ben buna eminim. O yüzden hakaret edeceğim arkadaşlar Yugoslavya'ya. Diyeceğim ki kardeşim sen varlığın bize zarar veriyor. O yüzden direkt olarak topraklarını bize ver. Tamam mı? Eksi 4. Hemen ultimatom gönderiyorum. İhlak talep ediyorum. Ve yapmamı istediğiniz seriler varsa kesinlikle yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yani yapmaya çalışacağım. Göktürk serisine de kaldığım yerden devam edeceğim. İkinci Dünya Savaşı Türkiye serisine çok yoğunluk verdim şu an şu durumlarda. Şimdi şöyle baktığım kadar Yugoslavya buradaki son işgal ettiği topraklarla idare etmeye çalışıyor. Onun dışında başka bir şey yok. Asimilasyonlarım var ya. Asimilasyonlar bizi sıkıntıya sokabilir. O yüzden buradaki askerlerimi siliyorum arkadaşlar. 10 binlik askerimi direkt olarak sileceğim. Çünkü bana çok zarar verecek o. Sil abi. Şimdi asimilasyonlarımız var. 25 adet asimilasyonumuz var arkadaşlar. Bu asimilasyonları hızlı bir şekilde yapacağım. Gördüğünüz üzere de yapıyorum zaten. Bu bizim için büyük bir aydınlık olacak. Evet, Avusturya kendi topraklarını almayı başardı. Helal olsun kardeşime. Aferin. Şimdi Mostar buraları hep al abi. Şimdi ben size bu arada dünyanın şeyini göstereyim. Gördüğünüz üzere Fransa birinci toprak bakımından, Sovyetler ikinci, Birleşik Krallık üçüncü, Amerika dördüncü, beşinci de benim. Yalnız Britanya Hindistan ile kapışıyoruz. Çünkü o bakın son zamanlarda bayağı toprak almış. 6 adet toprak aldığı için da benden biraz daha öne geçmiş arkadaşlar. Yeşiller öne geçti anlamına geliyor. Şimdi bu asker kalsın. Bunlar silinsin. Siz buraya geçin abi. Siz hepiniz buraya geçin. Gelmişken Avusturya'nın sınırlarına yerleşelim bari. Evet, 5 adet daha toprağımız var. Bu toprakları da birleştiriyorum ve ekonomimize şöyle bakacağım. Avusturya'nın 404 bin nüfusu var bu arada. Arkadaşlar 290 bin ekonomimiz var. Şu an dünyada ikinci süper gücüz. Yani büyük gücüz. 5 milyon 835 bin 638 de nüfusumuz var. Gerçekten iyi bir durumda. Şu an ikinci durumda olmamızın sebebi şöyle bakmak istiyorum. Gelirimiz zaten son zamanlarda çok artmış devletimizin geliri arkadaşlar. Dünya nüfusunun yarısı bende gibi bir şey. Ya da çeyreğe bende abi. Öyle diyelim, yanlış anlaşılmasın. Şimdi Türkiye'mizi bu kadar geliştirmeyi başardık. Şuradan bir Sovyetlerin ekonomisine bakalım. 197 bin. Birleşik Krallık benden güçlü. İtalya ile uğraşabiliriz ya. İtalya çünkü kıta sahanlığımız açıldı gördüğünüz üzere. Hazır burada Avusturya, İsveç varken ben bir de buraya bir vasal salsam, Nazan Mayıs gelmeden ben hızlı bir şekilde yok edebilir miyim acaba? Arkadaşlar şimdi burada öyle bir şey yapmamız lazım ki Nazi Almanya'sını karşımıza almamamız lazım. Adam güçlü. Tankları falan var. O yüzden buralara Nazi Almanya'sını görmeyeceği kadar bir ordu, yani geçici bir devlet kuracağım. Nazan şey Hoi 4'ten anlayacağınız kadarıyla geçici bir devlet kuracağım buraya. Buraya ne kuralım biliyor musunuz? Şöyle bakacağım abi. Alanya, Alagos falan devlet falan var. Alman Konfederasyonu kuralım buraya, tamam mı? Hemen buraya başkenti de ayarlıyorum arkadaşlar. Vasalı da serbest bırakıyorum. Tamam. Şimdi gördüğünüz üzere buraya Alman Konfederasyonu'nu kurmayı başardım. Bu benim aynı zamanda bir vasalım. Yalnız başında şey var. Almanların ilk devleti var. Yani krallıkla yönetilen sistemi bir şeyi var. O olduğu için bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi hedefimiz İtalya. İtalya'ya karşı savaşı kazanırsak Libya'daki, Lübnan'daki toprakları, yok Libya'daki toprakları da kendimize katarız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Teknoloji puanımız gelmiş bir tane. Buna da veriyorum. Daha sonrasında bakın buralardaki asimilasyonlar iptal olmuş. Şimdi bize ne lazım biliyor musunuz? Buradan çok fazla asker getireceğim, geçireceğim için buradaki asimilasyonların bitmesini beklememiz lazım arkadaşlar. Aksi takdirde her asker bastığımda, her asker geçirdiğimde veya buradaki asimilasyonlar kesinlikle iptal olacak. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Sabır, Allah'ın sabrıyla biraz daha kendimizi döveceğiz abi. Zaten paraması şuna bak, 572 bin. Hatta ben o zamana kadar biraz da teknolojiye abanırım. Daha sonrasında teknolojiden de biraz bana biraz daha güç kazanırım en azından. Şöyle bakacağım. 0.69 bak. Şu an teknolojimiz 0.69. Naz almayız. Oo, Amerika bizi geçmiş. Amerika bizi geçmesi kötü. Hemen şuradan bir yatırımlar diyorum. Hala yatırımlara gidiyor kafam ya. Malları biraz daha açalım abi. Nüfusumuzu unutmayalım. Burada dakikayı arkadaşlar sabitleyin. Ben de en azından fark etmiş olurum. 5.526.000 0.69'da teknoloji puanımız var. Bu dakikayı sabitleyin yorumlara. En azından ne kadar arttığını öğrenmiş oluruz. Şimdi 649.000. Nüfusu unutabilirim bu arada. 500 paramızın biraz azalmasını bekleyeceğim. Paramız azalsın. Anlaşılan izniyle ben bu teknolojimi 1.1 puana çıkartırım.
Daha en azından herkesin ileriye geçerim. Sovyetler Birliği benden askeri erişim talep ediyor. Bu benim için umurumda değil arkadaşlar. Yani ne kadar talep ederse etsin hiç umurumda değil. Şimdi 192.000 paramız var. 7 adet teknoloji puanımız var arkadaşlar. Şimdi bana ne lazım biliyor musunuz? Üretim lazım. Tamam, 10 tane yaptık. Bunu 10 dedik. Yönetime de vereceğim. Gördüğünüz üzere hepsi artık 10'un üzerinde. Nüfusumuza şöyle bakacağım. 5.639 olmuş. Kaçtan kaç oldu acaba? Yani biraz daha aslında asimilasyon şeylerin bitmesine ne kadar var abi? Eyalet istikrarının bitmesine gördüğünüz üzere 70-70 olmuş. Şuna bir tek daha bastım. Biraz sonra biter abi hepsi. Bekleyelim. 117.000. 80. Bu arada dışarıda tadilat var arkadaşlar. Yani videoda sesi geliyorsa kusuruma gerçekten hiç bakmayın. Yani ben elimden geleni yapıyorum. Montajda hatta kısmaya da çalışacağım. Merak etmeyin. 10 dakika oldu zaten videomuz. Şimdi buradan hızlı bir şekilde nüfus artışına 2 tane daha verdim. Şimdi asimilasyonlarımız arkadaşlar bitmiştir. Artık buraya asker basma zamanımız geldi bence. 185.000. Mikrofonu hafif şöyle sola çevireceğim. Umarım ses gelmiyordur abi. 19.000. 2.276. Askerlerimi basacağım. Bakalım İtalya beni savunabilecek mi? 129.000. Bu askerler ölür abi. İtalya'ya karşı savaşa giremez bu askerler. O yüzden buralardan hemen asker basıyorum. Dışarıdan ses geliyorsa gerçekten kusuruma bakmayın. Yani ben sürekli tadilat yapıyorlar. Burada sürekli evi restore falan etmeye çalışıyorlar. Benim biz apartmanı falan. Yani elimden gelebilecek en fazla şey montajda kısmak olur sesi. 50.000. 50.000 asker bence İtalya yeter mi? Şöyle bakacağım. Savaş ilan ediyorum arkadaşlar. Alman Konfederasyonu'nun Nazi Almanya'sını karşıma alacağım ama. Şimdi Nazi Almanya'sı bana direkt savaşını ilan etti gördüğünüz üzere. Etmesinin sebebi ben rahat durmadım abi. Şimdi bunu buraya yönlendireceğim. Umarım bir sıkıntıya düşmeyiz. İtalya buraya 10.000 askerle geliyor. Acaba nereye geliyor? Kardeşim hepiniz buraya gelin. Abi oraya gitme ya. Oraya gitme kardeşim. 5.270 diye göndermiş. Arkadaşlar buradan biraz da asker alacağım. Bakalım bir 5.000'e tamamlayabilecek miyim? Almaya devam et. Almaya devam et abi. 5.270. Yalnız aynı anda bu kadar ordu geliyorsa bence bir sıkıntı olabilir devlette. Arkadan sağ atak yemeyelim ya. Asker al. Arkadaşlar buraya asker almaya devam. Buradan bastığım kadar basmaya çalışacağım. Tamam, 8.546. Biraz daha bas. Yetiştir. Bakalım bu ne yaptı? Buraya gitti. Tamam, oraya gidene kadar ben bir ordu daha basarım. Güzel arkadaşlar. Oo, bayağı iyi, bayağı iyi. Tamam. Şimdi şuraya biraz arkaya ordu bırakacağım. O ordular oraya gidene kadar ben buradan Roma'ya kadar ilerlerim bence. En azından diğer devletlerin gözünde, yani itilaf devletleri arasında güzel gözükürüm en azından. Aslında bak şuradan ben asker çıkartabilirim arkadaşlar. Hazır İtalya'yı kuşatıyoruz madem. Adam akıllı kuşatalım. Güzel bir şekilde alalım. Brezilya beni seviyor. Aa ses kesildi. Ses var abi pardon. Ses var pardon, çok pardon. Güzel bir şekilde ilerlemeye devam. Bakalım İtalya beni ne kadar savunmaya devam edecek. İtalya arkadaşlar bu bölüme dakikamız yeter mi bilmiyorum ama. Roma'nın fethi diye başlık yaparım büyük ihtimal. Buradan hemen hızlı bir şekilde alıyorum. Umarım bir sıkıntıya düşmeyiz. Şuraya bir tane liman kuracağım. Buraya limanımızı kuralım. Buradan asker çıkartacağım ben. Hatta şuraya biraz bas abi, asker bas. Buralara hep asker basalım ki paramız zaten Allah'a şükür var. Asker basmaya devam buralara. Sürekli asker basacağım. Yani elimden gelen tek güzel şey bu. Zaten İtalya'yı orada yuttuk gördüğünüz üzere. Yalnız arkaya bir dönüş yapmamız lazım ya. Şimdi şöyle bakacağım. Bas abi bunlar da buraya. Bunlar öğle yemeğindeydi. Ben o sırada bir video çekeyim dedim. Adamlar öğle yemeğe bitti. Ya ne alaka abi? Niye bitiyor bunların öğle yemeği? Şuna bak. Adam basıyor. Gidip dövsek mi acaba? Neyse şuraya bir çıkarmamı yapayım zaten. O zamana kadar videomuzun dakikası 20 dakika ya da 15 dakika tamamlayacağımız için ben bir sıkıntı öngörmüyorum. Allah'ın izniyle bu savaşımızı kazanıp da bitireceğiz. Buradan ilerlemeye devam. 10.528, 4.512. Güzel bir şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Güzel. İlerle abi. Evet. Gördüğünüz gibi İtalya'nın savaşını arkadaşlar Roma'ya girince bitireceğim. Bu Roma'ya girmem lazım benim. Benim bir an önce Roma'ya girmem lazım. Çünkü bu adam başkentine kadar yola çıkmaya çalışıyor. Yani başkentine kadar gitmeye çalışıyor. Evet. Roma'dan askerler getiriyor. Arkadaşlar hemen Roma'yı bir alayım ben. Ver abi sen. Şurayı da ver. Bu adam buraya karşı kaçmasın diye. Bu adam faşist bu arada ya. Ha, doğru faşistlerden.
Dedim ne oluyor bir an Roma'yı ele geçiremedik daha. Ele geçireceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi ele geçireceğim. Sen buraya, sen de buraya kardeşim. İtalya savaşımız bitti ya. Güzel bak. Kardeşim bu kadar askerle de almazsın yani toprak değil mi? Tamam. Şimdi bu savaş bitti. Naz almayısı kabul eder mi bilmiyorum ama sen bana şu kadar bir toprak ver. Ben bu kadarını alayım. Ben bir evime gideyim abi. Şimdi şuralardan şöyle dağılayım. Dağılma politikası yapacağım buraya. Umarım alabiliriz arkadaşlar. Dışarıdaki ses için gerçekten kusura bakmayın. Yani elimde olan bir şey olsa kesinlikle gider önlemini alırım ama adamlar binayı restore etmeye çalışıyorlar. Dedim hazır sesler yokken ben dedim bir gideyim video çekeyim. Tamam, videonun başlığı belli. Roma'nın işgali. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden devam edelim. Henüz aşağıdan abone değilseniz abone olmayı, henüz videoyu beğenmediyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Gerçekten dışarıdan gelen sesi hakkında umarım hiçbir şeyim yok. Belki de gelmiyordur bile. Ben sadece duyuyorumdur. Buradan hemen şunları da yapalım. Videomuzu bitirelim. Zaten bu savaşımızı kazandık arkadaşlar. İtalya en fazla yapacağı şey orada hareket etmek olacak. Roma'yı da işgal etmeyi başardık çünkü. Şimdi güzel bir şekilde buraları tamamlayacağım. Videomuzu bitirmeden şuraları alayım da sıkıntı görmeyelim abi. Şuradan da şunları ilerleyelim. Zaten naz almayısı ufak bir ilerleme bile kat edemedi gördüğünüz üzere. Çünkü ben oraya bir vasal saldım abi. Sen de buraya git. Güzel bir şekilde kapatıyorum buralarda. İtalya savaşımız bitmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden devam edelim diyelim. Roma'yı bu şekilde işgal ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan beğenip abone değilseniz abone olmayı. Aşağıdan da videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay. You can't fall asleep.